Olay Sağlık'tan herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün hafta başında alerjiyi konuşuyoruz. Özellikle bahar aylarında en sık görülen rahatsızlıklardan, problemlerden biridir alerji. Bugün alerji ve alerjenleri tanıyacağız. Belirtilerini ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Konuğum alerji ve göğüs hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Dane Ediger'le birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Bihter Hanım. Ben hemen konuyla ilgili sorularınızı almak üzere telefon numaralarımızı vermek istiyorum. 0224 331 7075 0224 331 7075 telefon numaralarından bizlere alerji ve alerjenlerle ilgili, astımla ilgili birçok sorunuzu yönlendirebilirsiniz. Hocam alerji diyoruz, bahar aylarına artık yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Doğru düzgün kış da geçiremedik. Mikroplar havada kol geziyor. Dolayısıyla alerjiyi konuşmak bugün çok isabetli bir konu oldu ve alerjiyi sizden öğrenelim. Nedir hocam? Alerji normalde doğada bulunan ve bizim için zararsız olan alerjen dediğimiz yapılara karşı bünyemizin aşırı anormal fazla bir cevap verme haline diyoruz. Buna neden olan, alerjiye neden olan bu maddelere alerjen ismini veriyoruz. Alerjenler çok çeşitli olarak doğada bulunur. Bunlardan örneğin bahar için örnek verdiğinizde havada uçuşan alerjenler bu bahar nezlesini yapmaktadır. Ama sadece havada uçuşmaz. Alerjenler bize gıdalar yoluyla, ilaçlar yoluyla veya derimize temas yoluyla da karşımıza çıkabilir. Bir böcek zehri şeklinde sokularak da biz bu alerjeni alabiliriz. Yani çok farklı yollardan alerjen insan vücuduyla temas edebilir. Evet. Ve temas ettiği alerjenin çeşidine ve ulaşma yoluna göre de ortaya farklı farklı alerjik hastalıklar çıkabilir. Çok sıkıntılı bir rahatsızlık. Kimisinde kaşıntı yapıyor, kimisinde burun akıntısı, kimisinde öksürük, farklı farklı belirtileri var. Fakat öncesinde çeşitlerini konuşalım hocam. Kaç çeşit alerji var? Şimdi alerjiyi aslında biz hedef organa göre isimlendirecek olursak, alerji olan organımız hangisiyse ona göre bir isim veriyoruz. Örneğin alerjik göz nezlesi, alerjik burun nezlesi havadaki alerjenlerin göze ve buruna soluma sırasında girmesiyle oluşur. Eğer alt solunum yolumuza, bronşlarımıza kadar alerjen ulaşmışsa ve burada rahatsızlık oluşturmuşsa biz buna alerjik astım diyoruz. Evet. Öte yandan eğer alerjen bir besin aracılığıyla sindirim sistemimize, örneğin yumurta alerjimiz var ve yumurta yedik. Bu besin sindirim sistemimize ulaştığı anda buna ait bazı yanıtlar daha çok deri üzerinden ve belki mide bağırsak ishal, karın ağrısı, karın krampı gibi mide bağırsak yakınmaları şeklinde kendini gösterebilir. Diğer yandan bir ilaç bize zerk edilmişse bu ilacın verildiği kolda başlamak üzere bütün bünyemizi ilgilendiren, çünkü ilaç bütün vücuda dağılmaktadır, bütün bünyemizi ilgilendiren, yine konuşmanın ileri dönemlerinde bahsedeceğimiz anafilaksi yani alerjik şok dediğimiz tabloyu da oluşturabilir. Bunun dışında arı zehri sokması da sanki bir ilaç zerk edilmesi gibidir. Onun da etkisi genellikle soktuğu yerin uzağında bile olan bazı deri ve genel sistem yanıtları şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Yine çok sık görülen, genelde deri hastalıkları uzmanları tarafından görülen hastalarda kontak egzama dediğimiz vücudumuza değmekle alerji yapan alerjenlerin oluşturduğu deri alerjileridir. Bunun dışında yine egzama dışında da vücut göz şişmeleri, yüz göz şişmeleri ve deride kırmızı kaşıntılı döküntüler, kurdeşen diye halk arasında bildiğimiz, ürtiker dediğimiz alerjik deri hastalığı da ayrıca vardır. Evet. Bu şekilde. Sebeplerini biraz detaylandıralım dilerseniz hocam. Nasıl bir tepkimeye giriyor vücut? O dışarıdan neden gelen, giriyor evet, diyelim neden belki. Oluyor? Şimdi niçin bazı kişiler alerjik tepkime veriyor, diğerleri de bir sorun olmuyor. Evet. Burada hemen atopi dediğimiz alerjiye eğilimli bünye devreye giriyor. Alerji gerçekte genetik bir eğilimle, yani ailenizden aldığımız genlerle kalıtsal olarak biz alerjik cevap vermeye eğilimli olarak zaten dünyaya geliyoruz. Ama bu illa alerjik bir hastalık oluşacak diye bir kaide yok. Eğer biz yaşamımız boyunca eğilimli bir bünyeyle dünyaya gelmiş ve de çeşitli alerjenleri yoğun solumuşsak veya karşılaşmışsak, bir gün geliyor ve orada artık o alerjene alerjik tepkime vermeye başlıyoruz. Burada alerjik hastalık başlamış oluyor. Burada alerjik tepkime nereye aitse o hastalık başlıyor. Örneğin polen sezonunda polen soluduk ve hapşırmaya başladık. Saman nezleniz başlamış oluyor. Polen sezonunda yüzünüz gözünüz şişebilir açık havada gezdiğinizde. O da yine polen alerjisine bağlı anjiyo ödeminiz,
kurdeşeniniz başlamış oluyor. Ya da değişik bir gıda yediniz bir gün veya her zaman yediğiniz bir gıdayı o gün yediniz ve alerjik bir deri döküntüsü oluştu o gıdadan sonra. O zaman da gıda alerjiniz başlamış oluyor. Alerji her yaşta başlayabilir. Yani şimdiye kadar hiç alerjim yoktu. Niye bugünden sonra başladı diye hastalarımız bize soruyor. Çocukluk çağında daha sık başlamakla birlikte ama erişkin yaşta da her an başlayabilir. Yani bu çocuklukta yoktu, niye şimdi oldu diye soruların yanıtı oluyor. Tabii ki çoğu alerjik vakamızın daha çocukluk çağlarında inek sütü, yumurta gibi ilk beslenmede aldığımız gıdalarla çeşitli alerjileri dikkati çekmeye başlıyor. Ama her yaşta yine olabileceğini bilmemiz lazım. Evet, kesinlikle, fakat bu sıralar sanırım birkaç senedir çocuklarda daha fazla alerjik tepkimeler Evet. gözlemliyoruz. Bunun sebebi nedir hocam? Şimdi bu sadece birkaç senedir de değil. Aslında 10 yıllara baktığımızda giderek alerjinin daha sık görüldüğünü izlemişler. Yurt dışında da bu böyle. Belli ülkelerde bu sıklığın daha göze çarptığı dikkati çekmiş. Örneğin Kuzey Avrupa ülkelerinde, Avustralya'da, yani böyle sanayileşmiş, modernize şehir toplumlarında yaşayanlarda biraz daha alerjik hastalıkların çocuklarda sık görüldüğü dikkati çekiyor. Örneğin daha kırsal yaşam süren, sanayileşmemiş ülkelere göre daha alerjik çocuklar var. Bunun sebepleri tam analiz edilmiş değil, tam sebebi bilinmiyor ama hijyen hipotezi dediğimiz çok steril, böyle toprakla haşır neşir olmadan şehir ortamında büyümüş, mikrobik ortamlara çok girmemiş olmak, antibiyotikleri düzenli doktor kontrolüyle gerektiğinde almak, aşılanmış olmak, tabii ki bu genel toplum sağlığı için faydalı ama bu tip faktörler arttıkça doğadan biraz uzaklaştıkça şehir insanının alerjiye eğilim artışı gibi bir dikkati çeken görünüm var. Bunu şu an için net bir sebep olarak söylenemese de yapılan veriler bize bunu gösteriyor. Bu artışın bir diğer sebebi de modern insanın daha çok kapalı ortamda zaman geçiriyor olması. Çünkü kapalı ortamdaki alerjen dediğimiz şeyleri solurken, maddeleri solurken ne kadar uzun zaman geçiriyorsak kapalı mekanda o alerjenleri o yeni doğan bebek daha çok soluyarak yaşamını sürdürüyor ve daha alerji gelişmeye eğilimli hale geliyor. Açık ortamlarda eskiye göre daha az bulunmamızın bir sebep olduğu yine düşünülüyor. Ama bu da modern çağın bir sonucu. Bu böyle diye yarım günümüzü de açık ortamda işimiz, gücümüz varken, okulumuz varken Mümkün açık değil. ortamda da tabii bir şekilde geçiremiyoruz. Dolayısıyla bu çıkarımlar neden artıyor konusu elimizde olmayan bir takım işte modern yaşamın getirdiği bir takım sonuçlar olarak kendini göstermiş. Bir diğer çocuklarla ilgili sebep gıdalarla alınan çeşitli katkı maddelerinin de alerjik cevapları tetikleyebileceği yönünde. Dolayısıyla doğal ortamdan uzaklaşmış olmak, gıdaların da o doğal ortamdan uzaklaşmış olmasının payı olabileceği düşünülüyor. Evet, maalesef ki ister istemez o doğal ortamdan uzaklaştık. Bizler de daha küçük yaştaki bireylerde sonrasında belki iyileştirme yapılabilir ya da doğal ortamlara götürüp en azından bol oksijen alması sağlanabilir çocukların. Peki hocam, alerji ömür boyu süren bir rahatsızlık mı? Şimdi alerjik bünye ömür boyu öyle doğuyoruz ve öyle yaşıyoruz. Alerjik bir hastalık çıktığı zaman bu çoğu kez biz devamlı addederiz. Ama uzun bir yaşam periyodu içinde baktığımızda bazen bireylerin 3-4 yıl böyle alerjik bir durumunun olup sonra bunun biraz azalıp söndüğünü de öğrenebiliyoruz. Yani bu biraz kişiden kişiye değişiyor. Bazı bireylerin bazı alerjileri sönebilir ama 3-5 yıl sonra başka bir alerjik hastalık çıkabilir. Örneğin saman nezlesi vardır. 3-5 yılda biraz gerilemiştir. Bu sefer bir gıdayla alerji kendini gösterebilir. Çünkü bünye alerjik olunca değişik ortamlara girip gıdalar aldıkça, ilaçlar kullanıldıkça bir gün gelir buna bir aşırı tepkime her zaman mümkün. Burada alerjik bünyenin
kaderi şudur diye net bir yol çizmemiz çok da doğru olmaz. Hastalarımız bizi dinliyorlar, kendilerini nereye koyacaklarını tam bilemeyebilirler. Çok net bir şey de söyleyemiyoruz bu dediklerimden dolayı. Ama alerjik bünyeli kişi mevcut alerjik durumu için mutlaka alerji uzmanı tarafından bir takip sürecine girmeli. Çünkü alerjiyle ilgili konunun yönetimi diğer branş hekimleri tarafından biraz daha dışarıda kalan bir konu olduğu için her zaman ideal yönetilmediğini görmekteyiz. Alerji hastası bazı konularda yalnız bırakıldığını görmekteyiz. O yüzden mutlaka alerji uzmanı tarafından takibe girmeleri gereklidir diyebiliriz. Peki genetik diye bir tanı koyduk fakat ailesinde alerjik bünyesi olmayan ya da daha doğrusu alerjiye yatkın olmayan bireyler yaşıyorken yine kendisi de alerji Olabilir. hastası olabilir mi? Olabilir. O da şöyle. Genetik zemininizin olması alerjiniz illa olacak diye bir kader değildir. Çeşitli faktörler bir araya gelip alerjik hastalık gelişme ihtimali yüksektir ama çıkmamış da olabilir. Örneğin annesi ve babası genetik eğilimlidir ama bir alerjik hastalık geçirmeden ömürlerini tamamlamışlardır. O genetiği evlatlarına geçirmişlerdir ve o evlatta da hastalık çıkabilir. Yani daha üstteki kuşaklardan ya da işte hastalık gelişmemiş atopik kişilerden gen yoluyla yine alındığı düşünülüyor. Evet. Hocam alerjenlerden çok bahsettik. Peki onları şimdi sıralandıralım dilerseniz. Alerjen nedir'i tekrarlayıp ve nelerdir alerjenler? Onları biraz daha isim isim söyleyecek olursak önce havada bulunan alerjenler diyoruz. Bunlar biraz önce söyledik. Doğada bulunan, bize normalde zarar vermeyen bir mikroorganizma, virüs gibi vücudumuza girdiğinde bizim için zararlı sonuçlar oluşturmayan maddeler, doğanın parçaları. Biz bunları havada bulunan alerjenler olarak baktığımızda en çok açık havada bulunanlar, polenler ve bazı küf mantarı sporlarını görüyoruz. Polenler zaten doğada bulunan çimenlerin, çayırların, ağaçların üreme tohumcuklarıdır ve biz onları gözle göremeyiz. Belli bahar mevsimlerinde, sonbaharda aşırı salınarak havada tozlaşmayı ve bitkilerin devamını sağlarlar. Bu polenleri hepimiz soluyoruz ama dediğim gibi atopik bünyeli bireyler bunları soludukları zaman alerjik nezle, alerjik göz nezlesi ve astım gibi bir cevap oluşturabilirler. O halde bu poleni solumak o kişilerin hastalığını tetiklemektedir. Açık hava dışında kapalı ortam çok önemli demiştik. Gerçekten çoğu hastamızın özellikle bizim şehrimizde Bursa bölgesi içinde konuşalım. Çünkü biraz iklime bağlı olarak alerjilerin dağılımları değişik, alerjenlerin dağılımları değişiyor. Bursa bölgesi nem oranı yüksek olduğu için kapalı mekanlarda ev tozu akarı dediğimiz bir akar böcekçeğinin en baş alerjenlerimizdendir. Oldukça fazla oranda bulunabildiğini görüyoruz ve akar alerjisini çok sık görüyoruz. Bursa'da %80'e yakın oranında alerjik vakalarımızın 10 alerjik kişinin 8'inin ev tozu akarına alerjik olduğunu görüyoruz. Yine 10 kişinin 8'inin polenlere alerjik olduğunu görüyoruz. Bunu bir İç Anadolu bölgesine gidip ölçüm yaptığınızda bunlar daha az oranda bulunuyor. Yüksek rakımlı ve nemin az olduğu iklimlerde ev tozu akarı alerjisi 10 kişide 3 kişiye düşmeye başlıyor. Ama hiç yok mu? Var ama daha az var. Demek ki bulunduğunuz şehir, bulunduğunuz bölgedeki bitki örtüsü sizin alerjilerinizi belirleyen faktör. Yine kapalı ortamlarla ilgili evde beslenen kedi, köpek gibi hayvan tüyleri ve ev içindeki duvarlarda oluşmuş küflenme, küf mantarı sporları, kapalı ortam, rutubet ortamları da çok yine sık gördüğümüz sebepler arasında. Bu saydıklarım gözle göremeyip havada uçuşan alerjenlerdi. Biraz önce yine isim isim söyleyecek olursak ilaçlarla vücudumuza aldığımız ilaç alerjenleri var. Bunlar hap şeklinde yutabildiğimiz gibi iğne olarak bize serumdan veya kalçadan iğne şeklinde verilen ilaçla da bizim vücudumuza ulaşabilir. Bu şekilde bir alerjen olduğu için ve vücuda içten ulaştığı için sadece hava alerjenleri solunum sistemimize ulaşabiliyordu. Ama diğerlerini ya yutuyoruz ya direkt damarımıza zerk ediyoruz, kasımıza zerk ediyoruz. Burada tepkimelerin biraz daha sistemik, yani belli bir organı değil de tüm organları etkileyebildiğini görmekteyiz. Yine gıdaları sindirim şeklinde almaktayız ve vücudumuza girmekte, yine tüm sistemleri etkileyen yakınmalar yapabilmekte.
Yine sık görülen arı zehri alerjileri de Evet. sokma yoluyla kişi de direkt zerk edilmiş olarak reaksiyonlara yol açabilmekte. Hocam, bu saydıklarımızın arasından ilacı özellikle konuşmakta fayda var dilerseniz, ama öncelikle yine şu bahar aylarına yavaş yavaş geldiğimiz için bahar alerjisinin nasıl oluştuğunu tekrar açıklayalım dilerseniz. Şimdi bahar alerjisi aşırı tepkimeyle oluşuyor. Bunun saman nezlesi veya göz nezlesi formu bizim için nispeten hafif formudur. Bunlar burnunuz, gözünüz akar, aşırı hapşırık olur. Bir kutup peçeteyi aynı gün bitirmeniz gerekecek. Bol bir burun akıntısı yaşayabilirsiniz. Arka arkaya 20-30 kere hapşırmanız mümkün olabilir. Bunlar yalnız ölümcül durumlar değildir. Yani yaşam kalitesini bozan yakınmalardır. Bizim için biraz daha ciddiyet arz eden konu bunun astıma devam etmiş olması. Yani solunum yolu burnun ucundan başlıyor ve bronşlarımız solunum yollarımıza kadar gidiyor. Sadece bu bölgedeki yaşam kalitesini bozarken solunum yollarımızda bu tepkime olduğunda artık nefes yollarımızın kasılmaya başladığı, bizim astım dediğimiz bir hastalığın eşlik etmesi söz konusu. Alerjik astım da eğer bu polen alerjisine eklenmişse o zaman tedaviyi daha ön planda yapmak lazım. Hatta sadece alerjik nezlenin tedavisi astım gelişmemesi için de önem arz ediyor. Eğer alerjik nezleyi tedavi edilmezse zamanla ilerleme gösterip astım gelişiyor. Biz o yüzden sadece nezlesi olanları da çok dikkatli tedavi olması gerektiğini, kendilerini astımdan korumak için bir önlem olarak düşünmeleri gerektiğini vurguluyoruz. Hem nezle hem astım birlikte varsa tabii ki birlikte tedavi ediyoruz. İlaçlarla, o dönemde kullandığı ilaçlarla düzenli alarak o yakınmalarının baskılanması söz konusu oluyor. İlacın düzenli alınması çok önemli. Çünkü hastalarımızda şöyle bir yaklaşım oluyor. Bazı günler daha çok hapşırıyor, burnu akıyor. Bazı günler biraz daha rahat geçiriyor. Şimdi bunu tabii havadaki o günün polen sayısı daha düşükse daha rahat geçiriyor. Ertesi gün sıcaklık arttı, nem arttı, polen keseleri çatladı, çok fazla polen saçıldı. Hastamız daha kötü geçiriyor. Bu farklılıklara odaklanıyor hastalarımız. İlacını her gün kullanmama eğiliminde oluyor. Halbuki biz bahar mevsimi başladığı andan itibaren alerjik nezlesi olanların ilacını zaten 2 kere 2 nasıl 4 ediyorsa o polen mevsiminde o şikayetler oluşacak. O yüzden her gün ilacı düzenli almalarını, bu şekilde hiç yakınmasız bir polen sezonu geçirmelerini hedefliyoruz. Bu konu genelde gözden kaçmış oluyor. Ben de buradan alerjik hastalarımızın tedavilerini, alerjiyi, bünyeyi baskılayacak olan o tedaviyi düzenli almaları halinde normal bir yaşam sürebileceklerini, eğer düzenli almazlarsa şikayetle karşılaşacaklarını ve yakınma nedeniyle yaşamlarının aksayacağını vurguluyoruz. İlacı düzenli almak kendi faydaları için gerekli. Kesinlikle öyle. Peki polen zamanı başlamadan önce mi almaları lazım, yoksa yine polen oluşumunu fark edip hapşurmaya başladıktan sonra mı, ya da fizyolojik olarak belirti verdikten sonra mı ilacı Şöyle kullanacaklar hocam? söyleyebiliriz. Polen sezonu aslında örneğin geçen hafta bir parti polen salındı. Diyeceksiniz kıştayız ama havanın sıcak gitmesiyle polen alerjik bazı hastalarımız hapşırma tarif etti bize. Yalnız bu kış olduğu için bu devamlı olmayacaktır. Öyle ki kişinin alerjisi olan polen çeşitlerine göre, örneğin ağaçlara alerjisi varsa ağaçlar en erken polen saçan alerjen kaynakları. Şubat, Mart gibi ağaç polenleri salınmaya başlıyor. Yani eğer ağaç polenine de alerjikse bireyler, bunların belli bir ağacı kastetmiyoruz. Genel birçok ağaçların karışımıyla testler yapıp genel olarak ağaçlara da varsa diyebiliriz. Bu şekilde yakınma oluyorsa zaten hasta hafif hafif şikayetlerin polen saçılmaya başladıkça oluştuğunu hissedecek. Biz işte bu dönemde o hastamız için problemli mevsim başlıyor diye düşünürüz. Ama diğer bir hasta sadece çayır polenine alerjikse daha Şubat Mart'ta rahat durumdadır. O hastamızda Mayıs ayında şikayetleri artacaktır. Çünkü çimen çayır polenleri Mayıs ayından sonra artış göstermeye başlar. Hastalarımızın %80'i, yani polen alerjiklerin %80'i çayırlara ağırlıklı alerjiktir. O yüzden genelde Mayıs aylarında
hastaların şikayetlerinin hafif başladığı dönemde düzenli ilaç kullanmaya başlanmasını öneririz. Yani doktora gelirse doktor en azından düzenli ilaç al diye bu ilacı verecektir. Evet. İlaca bağlı oluşan alerjinin belirtileri neler peki? Şimdi ilaç alerjilerinde gıda yolunu takip ediyoruz. Yutulan bir ilaç olduğu için mide bağırsak sisteminden alınıyor. Buradan sistemik dolaşıma geçtiği zaman genellikle ilaç alerjilerinde en sık deri bulguları görüyoruz. Deride ürtiker dediğimiz kurdeşen yani kırmızı kaşıntılı lezyonlar. Bunlar 24 saat içinde solup başka bir yerde yeniden çıkmaktadır. Çok uzun kalıcı lezyonlar şeklinde görmüyoruz. Eşlik eden yüz, göz, dil, dudak, el, ayak şişmeleri olabilir. Anjiyödem dediğimiz, alerjik şişme diyebileceğimiz bu durum ürtikere yani kurdeşene eşlik edebilir, etmeyebilir veya tek başına da olabilir. Bunları en sık gördüğümüz ilaç reaksiyonu ama bizim anafilaksi dediğimiz bu mevcut deri bulgularına ilave olarak tansiyon düşmesi, fenalaşma hissi, kalp çarpıntısı, bayılma, nefeste daralma, özellikle boğazda yutkunurken ses tellerinin de şişmesiyle boğulur gibi nefes alamama hissinin olması bizim için oldukça ciddi bulgulardır. Yani ilacı aldıktan sonra oluşan bu reaksiyon bizim anafilaksi dediğimiz erkenden girişim yapmayı gerektiren çok ileri ciddi bir anafilaksi ise hastanın kaybedilebileceği bir tablodur. Tabii hafif anafilaksiler var ama ciddi anafilaksiler de var. O yüzden anafilaksi hafif bile olsa mutlaka alerji uzmanına hastanın gelip bu konuyu bildirmesi, bu konuda gerekli testlerin, analizlerin yapılıp hastanın tekrar anafilaksi geçirmesinin önüne geçilmesi hedeflenir. Örneğin ilacı aldı ve anafilaksi geçirdi hastamız. Evet. Bayıldı ya da işte nefesi daraldı, yüzü gözü şişti. Şimdi bu durumda bunun ilaçtan olduğunu bazen herkes fark edemeyebilir. Bu durumda yüzü gözü şiştiği için acile gidecektir. Acilden bazen alerjik olduğu fark edilse de alerji uzmanına gitmesi yönünde çok uyarı gelmeyebiliyor hastalara. Hastalarımız bu durumda o anki tedaviyi yaptırıp rahatlamış olarak eve döndüklerinde işleri bitmiş olmuyor. Çünkü tekrar aynı şey gelişme riski altındalar. Evet. Bu bir kere olmuşsa her an tekrar olabilir. Bunun nedeninin bulunması lazım. Eğer o esnada ilaç kullanmaktaysalar, bir ilaç kullanmaktayken bu şişme ya da kurdeşen ya da işte bayılma, anafilaksi dediğimiz durum oluşmuşsa, o zaman bunun hangi ilaçtan olduğunun netleşmesi lazım. Çünkü evet. bazen hastalarımız aynı anda 2-3 ilaç birden kullanmakta. Hangisinin yaptığını seçmekte zorluk biz orada çıkartıyor. Bilemiyoruz. Bütün kullandığı ilaçlar olası sebep oluyor. Evet. Ama biz oradan bunların listesini alarak hangi ilaçları kullandığını mutlaka yazılı kaydetmeli veya ilaçları saklamalıdır hasta. Çünkü biz ona soruyoruz hastamıza. O sırada kullandığın ilaçların isimleri nelerdir? Bunu bilemediği anda ben o ilaçları attım, haberim yok, isimlerini de hatırlamıyorum dediği anda oldukça bilinmez bir durumla karşılaşıyoruz. Evet. Çünkü çok sayıda ilaç çeşidi var. Bu hastamızı hangi ilaçların bu hale koyduğunu konusunda bir bilgimiz yok. Bu durumda bilinemez bir durum varsa o zaman hastamıza şöyle bir yaklaşımda bulunuyoruz. Kendisi bu konuda bize bilgi veremiyorsa elimizde de çok sayıda ilaç çeşidi var. Her biriyle bir test aynı anda yapamayız. Zaten ilaç testleri havadaki alerjenleri ölçerken yaptığımız testler gibi kolay testler değil. Biz havadaki alerjenlere duyarlı mısınız diye bakmak istersek kollarından alerjenlerin çeşitli sayısı kadar iğneyle damlatıp 20 dakika içinde onlara alerjisi var ya da yoktur diye bir cevap verebiliyoruz. Ama ilaç testleri çok sayıda ilaç piyasada bulunduğu için bu kadar sayıda bir ilaçla kollardan test yapılmıyor. Mümkün değil. O halde nasıl bir yol izleyelim? O halde hastamızın öncelikle bir ağrı kesici, bir insanın en çok ihtiyaç duyabileceği ilaç gruplarını araştırırız. Bir ağrısı sızısı olursa bir ağrı kesici yutması gerekecek. Biz ona kullanabileceği bir ağrı kesici buluruz. Yani bir ağrı kesiciyi hastane ortamında ilaçla karşılaşma testi dediğimiz bir teste tabi tutarız. Eğer iğne şeklindeki bir ilaçsa onun tek olarak koldan testini yaparız. Alerjinin testleri genelde kol derisinden yapılır. Eğer iğne şeklinde olmayan bir ilaçsa yine hastane ortamında bölünmüş dozlarda
hastamıza gözetim altında yuttururuz ve bekletiriz. Eğer o ona reaksiyon gösterecekse küçük dozlarda verdiğimiz için önce küçük bir reaksiyonla başlar. Biz böylece reaksiyonu gözlemiş oluruz. Derisinde kaşınma oluyor mu, yüzü şişiyor mu, nefesinde daralma var mı, herhangi bir bulgu, anormal bulgu saptıyor muyuz, buna bakıyoruz. Ve anormallik saptadığımız anda o ilacın hastamızda bu reaksiyonu oluşturduğundan emin oluruz. Testi de tamamlamayız, kaldığımız yerde sonlandırırız. Böylece çok şiddetli bir reaksiyon olmasını da önlemiş oluruz. Bu şekilde o ilaç o hastamıza alerji yapıyor ya da ilacı yuttu, herhangi bir reaksiyon olmadı. Tamam, güvenle kullanabilir diyoruz. Peki tedavisini nasıl yapıyorsunuz? Tanı yöntemi bu tedavi, anladığım kadarıyla. İlaç alerjisinin tedavisi alerjiye neden olan ilacın bir daha kullanılmamasıdır. O ilaç bir daha kullanılmayacaktır. Tekrar kullanılırsa neredeyse %100'e yakın aynı reaksiyon, hatta daha şiddetli reaksiyonu gösterebilir. O yüzden ilacın isminin bilinmesi önemli. Çünkü bir daha kullanmayacak ya, tanıması lazım, ilacın adını bilmesi lazım. Lütfen o yüzden hastalarımıza buradan seslenelim. Kendilerine alerji yaptığını düşündükleri bir ilaç varsa mutlaka saklasınlar. Biz hatta SGK'dan son 1-2 yıllık ilaç dökümlerini istetiyoruz hastalarımızın. Son yıllarda ona hangi ilaçlar verilmiş, tarihine bakarak o gün yuttuğu ilacın adını oradaki listeden bulmaya da çalışabiliyoruz. Ama en iyisi hastamız o sırada kullandığı ilaçları saklamış olursa, bize o bilgiyle gelirse kendi işi çok daha rahatlıyor diyebiliriz. Evet, çünkü dediğiniz gibi çok fazla ilaç var. Belki de o listenin dışında o anda başka bir yere ağrıdı ve başka bir ağrı kesici kullandı. Bulmanız da çok sıkıntılı. Dolayısıyla buradan bilinçli olmalarını bizler de söylemiş olalım. Peki hocam, az önce normal alerji testlerinden bahsettiniz. Evet. İğneler koyuyoruz ve 20 dakika bekletiyoruz dediniz. Biraz daha detaylandırabilir miyiz? Alerji testlerini nasıl yapıyoruz? Şimdi biraz önce alerjenlerin havada olanlarını saymıştık. Polenler, ev tozu akarı, hayvan tüyleri, küf mantarları dedik. Bu alerjenlerin doğadan bulunan protein yapılı ekstreleri birer şişe içinde biz alerjen ekstresi olarak bulunduruyoruz. Bu alerjenleri insanda tepkime yapıp yapmadığını burnunun içine ya da soluk borusuna uygulamadan daha pratik yolla nasıl yapabiliriz? Kol derisini kullanıyoruz. Kol derisine o alerjeni damlatıp çok küçük bir iğne ucuyla yüzeysel bir delme yapıyoruz. Bunu bir böcek ısırır kadar bile pek hissedilmeyen bir şey. Bu uygulamayı eğer deride bir cevap görürsek anlıyoruz ki bu alerjen burnumuza girdiğinde, soluk borumuza girdiğinde orada da deride yarattığı kızarıklık, şişkinlik ve kaşıntı hissinin benzeri tepkimeyi yaratmaktadır. Yani derideki cevaba göre o kişinin alerjene aşırı cevap verip vermediğini anlamış oluyoruz. Evet. Hocam, dilerseniz bir mola verelim. Sonrasında Tabii. devam edelim. Kısa bir aranın ardından tekrar buradayız. Olay Sağlığın ikinci yarısından kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın seyirciler. Alerjiden bahsediyoruz bugün ve en son olarak anafilaksiden bahsettik. Yani ölüme sebebiyet veren alerjik reaksiyonlar diye tanımlayabiliriz. Hocam, anafilaksiden devam edelim, buyurun. Anafilaksi hafif, orta olabildiği gibi şiddetli ve ölümcül olabilir demiştik. Anafilaksinin çok farklı sebepleri var. En sık gördüğümüz sebepler alerjiye neden olan bir gıdanın yenmesi, alerjiye sebep olan bir ilacın alınması, arı alerjisi olan kişilerde bal arısı ya da yaban arısı, evet, arı sokmasını takiben anafilaksi olması. Bundan başka daha nadir görülen sebepler de var ama öyle ya da böyle sebebi bulunmuş olsun veya daha bulunamamış olsun anafilaksi geçiren hasta bu konuda hemen fenalaştığı için acile götürülecek.
Buradaki yapılan tedavi öncelikle adrenalin denilen bir iğnenin doktor gözetiminde yapılması gerekiyor. Bu yapıldığı zaman hayatı kurtaran bir ilaç oluyor. Çünkü anafilaktik şok dediğimiz tansiyonun düştüğü, nefes yollarının şişerek tıkandığı bu durumu derhal açabilen bir ilaç. Dolayısıyla acile en kısa zamanda gitmeleri gerekli. Yalnız acile gidip tedavi olup da iyi olmuş olarak evine dönmekle iş bitmiyor. Çünkü anafilaksi geçirmiş bir hasta tekrar anafilaksi geçirme riski altındadır. Bu olay tekrarlayabilir. O yüzden mutlaka anafilaksi geçiren hastalar alerji uzmanına giderek böyle bir olay yaşadıklarını söylemeli ve bunun sebebi araştırılmalı. Sebebi araştırdığımızda eğer sebebi bulmuşsak, örneğin bir gıda, örneğin bir ilaç ya da arı sokması buna neden olmuşsa, bu gıdanın, ilacın ya da arı sokmasının tekrarının önlenmesi önemli. Belli bir gıdayı saptamışsak o gıda bundan sonra yenmeyecek. Belli bir ilaç buna neden olmuşsa o ilaç bir daha kullanılmayacak. Ama sadece o ilaç dikkat. Bütün ilaçları da suçlamıyoruz. Veya arı sokmasından kaçınmaya yönelik bir takım önlemler önerilir. Şimdi bu önlemleri bir kişi ne kadar almaya çalışsa da kazara bilerek bilmeyerek bu maddelerle tekrar karşılaşırsa, anafilaksi tekrar oluşursa, bu sefer hastamızın acile gidemeyeceği bir ortamda eğer bu başına gelirse, örneğin tatil beldesinde, şehirden çok uzakta bir yerde, köyde olabilir. Bu olay gerçekleşirse, acile varana kadar uzun bir zaman geçecek bir ortamsa ne yapmalıdır? İşte bu durumda biz anafilaksi geçirmiş hastalarımıza bu adrenalin denen ilacı ne demiştik? Doktor gözetiminde verilmeli. Kendi kendine eczaneden alıp yapılacak bir ilaç değildir. Bu doz ayarının daha net olduğu taşınabilir otomatik adrenalin enjektörleri var. Biz bu anafilaksi hastalarımıza burada da göstereceğim otomatik adrenalin enjektörlerinden rapor çıkartarak yazıyoruz. Bunun raporu alerji uzmanı tarafından çıkarılıyor ve ancak o takdirde devlet tarafından hastamız reçete ile bunu eczaneden alıyor. Nasıl Bunu uygulanıyor hocam? yanında taşıyor. Buzdolabında durmasına gerek yok. Çantasında, arabasının torpido gözünde tutabilir. Diyelim arı soktu. Diyelim farkında olmadan bir ilaç aldı ve bu ilaç onda anafilaksi başlattı. Acile gitmek üzere yola çıkıyor. Haber veriyor çevresine, beni götürün diyor. Ama gitmekteyken boğazı sıkışmaya başlıyor veya fenalaşıp bayılır gibi kendini çok kötü hissediyor. Acile de daha varamadı. O halde bu dediğim durumlarda otomatik adrenalin enjektörünü kendi kendisine uygulayabilir. Koruyucu kabından çıkardıktan sonra burada bir ok gözüküyor. Bu okun olduğu yer iğneyi gösteriyor. İğnenin olduğu taraftaki koruyucu kapağı çıkarıyor. Daha sonra şu şekilde tutuyor. Arkasındaki düğmeyi ok yönünde çeviriyor, hazırlıyor ilacı. Ve buradaki düğmeye basaraktan bacağına, pantolonun üzerinden bacağının dış yanına İlacı bastırıyor. Bu şekilde bastırdığı anda düğmeye de basıyor ve ilaç otomatik zerk etmeye başlıyor. Bunu 10'a kadar sayarak tuttuktan sonra kaldırıyor. O bölgeye bir miktar masaj yapıyor. Bu şekilde adrenalin uygulanan hastanın boğazındaki şişlikte bir rahatlama, tansiyonu bayılmışsa kendine gelme hemen kendini gösterir. Bir olumlu yanıt mutlaka elde edilir. Acile bu sırada vardığında ama mutlaka oradaki doktora bunu yaptığını gösteriyor. Çünkü kendisi bunu belirtmezse acildeki doktor yüzü gözü şiş hastaya hemen adrenalin yapmak isteyecek. Bu sefer bu doz ona fazla da gelebilir. Yani onu doktorun haberi olması gerekiyor. Hastalarımız öyle bir durumda hayatı kurtarabilecek, yani hayatı tehdit eden bir anafilakside hasta bunu uyguladığında hayatı kurtulabilir. O yüzden böyle bir ilacı yanlarında taşımalarını tavsiye ediyoruz. Bu hastalarımız için çok önemli bir güven kaynağı oluyor. Kesinlikle. Çünkü köyde bile olsa hiç doktor olan bir yerde durmasa bile başına bir şey geldiğinde anafilaksi ile ilgili o an için kendini kurtarabileceği bir ilacı var cebinde. Kişi kendisi yapamayacak durumdaysa bile yakınları da uygulayabilir, değil mi hocam? Hatta bunu küçük çocuklarda, çocuk boyu var bunun. Küçük çocuklarda mutlaka aile bireyleri, çocuğun kendisi biraz büyükse belki ona da anlatılabilir ama
aile, anne baba, okulda da öğretmenlerinin bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Çünkü okulda da çocuğa anafilaksi gelirse oradaki de sorumlu öğretmen uygulayacak şekilde bilgi sahibi olmalı. Evet. Erişkin bireylerin kendilerine ve yine aile bireylerine öğretiyoruz. Çünkü bazen erişkin birey fırsat bulamadan bayılabilir. O sırada yakını, bilgisi olan yakını tarafından adrenalin enjektörü yapıldığı zaman kendine gelebilir. Yani onu da yakınlarının da bilmesi gerekiyor. Evet, ölümcül sonuçlara sebebiyet veren alerjik Evet. reaksiyonlar dedik. O yüzden çok önemli. Tekrarlamakta fayda var. Tedavisi için alerjiye sebep olan ilacı bilmek ve kullanmamak gerekiyor. Ama Evet. oldu ki elimizde olmayan sebeplerle öyle bir tepkimeye girdi vücut. O zaman bu ilacı kullanıyoruz. Evet. Adrenalin dedik, değil mi hocam? Adrenalin otoenjektörü, yani Evet. kendi kendine enjekte ediyor. Yani ampulünü alıp kendimiz enjektöre çekip kendimize yapmıyoruz. O şekilde bir doz söz konusu değil. Yani doktor gözetimi olmadan bu önerilmemekte. Onu da vurgulayalım. Kesinlikle. Peki hocam, Erzurum'dan bir izleyicimiz bize Evet. soruyor. Nermin varlığı sürekli akıntısı ve hapşırması söz konusuymuş hastamızın. Testlerde herhangi bir alerjik bulguya rastlanmamış. Burun spreyleri ve alerji ilaçları kullanıyormuş. Sebebi ne diye soruyor muhtemelen. Evet. Şimdi burun kronik rahatsızlıklarında, kronik rinit diyoruz biz bunlara. Alerjik olabileceği gibi bir grubunda yapılan araştırmalarda herhangi bir alerji olmadan da kişinin kronik rinit olabileceğini görmekteyiz. Bu astımdakine biraz benziyor. Astım nasıl solunum yollarının bir hastalığıysa, bir kısmı alerjik, bir kısmı da alerjik olmadan karşımıza çıkıyorsa, kronik burun reaksiyonları, öne akıntı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma atakları gibi burun bulgularının bir kısmı alerjik oluyorken bir kısmında da biz alerji bulamıyoruz. Şimdi burada alerji bulalım bulmayalım, yapılan ilaç tedavileri burada benzerdir. Belli burun spreylerinin yine alerji uzmanı, kulak burun boğaz uzmanı ve alerji uzmanının birlikte takibinde düzenli olarak kullanılmalıdır. Ancak burada şunu vurgulamak isterim. Alerji testleri ideal olanı alerji uzmanı tarafından yapılmalıdır hastalara. Çünkü günümüzde her şehirde alerji uzmanı olmamasından dolayı ya da bazı dahiliye, işte kulak burun boğaz, dermatoloji ve göğüs hastalıkları uzmanları tarafından da alerji testi yapıldığı için alerji testleri biz kendi deneyimimi şöyle söyleyeyim. Dışarıda testler yapılmış, negatif bir şey bulunamamış. Ben test yapıyorum, pozitif sonuçlar buluyorum. O halde panelin seçimi doğru teknikle uygulamak, sonuçta bu bir uzmanlık konusu. Bu uzman tarafından alerji testi yapılmış olmalıdır. Eğer biz alerji uzmanı olarak test yaptığımız halde alerjik bir sebep bulamazsak, o zaman alerjik olmayan kronik nezle ya da alerjik olmayan astım hastalığıdır diyoruz. Burada sebebi bulamamış oluyoruz. Ama sebebi bulamamış olmak tedavi etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Kesinlikle. İlaçlarla o kişinin yine düzenli tedavisi yapılır. Yaşam kalitesini düzeltmek, ileride astım gelişmesini önleyici önlemler alınır. Evet. Alerjik astıma geçelim dilerseniz Tabii. hocam. Alerjik astım nedir ve belirtileri nelerdir? Alerjik nezlenin devam etmiş hali, alta doğru inmiş hali alerjik astım diyelim. Bu saydığımız alerjenler alt solunum yollarımıza, bronşlarımıza kadar ulaşmakta ve benzer tepkimeleri bronş düzeyinde vermektedir. Burada bronş düz kaslarının kasıldığını, yani bronşlarımızın, hava yollarımızın daraldığını, içerisinin ödemli hale geldiğini ve balgam miktarında artışlar olduğunu, yapışkan bir balgam oluştuğunu görmekteyiz. Hasta bunları nasıl hissetmekte? Hastamızda zaman zaman ortaya çıkan kuru bir öksürük, hırıltılı nefes alıp verme, göğsünde bir baskı hissi, nefes darlığı hissi gibi bulgular kendini gösterir. Bu bulguların devamlı olmadığını görmekteyiz. Çünkü orada alerjik alt hava yolunun alerjik yangısı devamlı varsa da belli bir tetiklemeyle, örneğin yeniden bir alerjenin solunmasıyla kapan gibi sıkışma göstermekte. Bu tetikleyici bu rahatsızlığı
kendi bulgularını ortaya çıkarmakta. Hı. Rahatsızlığın bulguları yokken de aslında orada hastalık devam etmektedir. Yani bu bilgi niye önemli? Buna yönelik biz tedavi vereceğimiz zaman sadece şikayetin olduğu zaman bir ilaç vermekle kalmamalıyız. Düzenli olarak ilacı kullanarak o hava yollarını tıkanmaya hazır hale getiren durumu düzenli ilaç alarak tedavi etmeliyiz. Hı hı. Alerjik astımın tedavisinde, alerjik olmayan astım için de yine geçerli bu. O halde biz nefesin sıkıştığı anlarda hastanın kendi kendine kullanacağı bir nefes açıcı ilaç elinde hazır bulundurturuz. Evet. Ama sabah akşam düzenli olarak kullanacağı, solunum yoluyla yine aldığı, ben bazı örneklerini burada getirdim. Çok hı hı. değişik kutularda değişik örnekler var. Hı hı. Bu solunum yoluyla alınan tedavi edici ilaçların düzenli kullanımı içeriği tedavi etmekte. Artık zaten nefesin sıkıştığı anlar çok çok seyrek hale gelmektedir. Evet. Hocam son olarak yine bir izleyicimizin sorusunu Buyurun. Sormak istiyorum ben size. İzmit'ten Gökçe Hanım soruyor. Antibiyotik alerjinin baskılama yöntemleri nelerdir diyor kendisi. Şimdi antibiyotik alerjisi tabii bir ilaç grubu antibiyotikler. Bunlardan en sık gördüğümüz alerji penisilin dediğimiz antibiyotiğe olan alerjidir. Çok Tıpta ilaç çok ismi vermeden genel penisilin itibariyle. İlacın piyasa ismi değil. Türü. Ama çok bilinen ilaç alerjisi deyince ilk akla gelen odur. Hı hı. Ve en sık görülen odur. Hı hı. Şimdi antibiyotiklerin en başında bu gelir. Çoğunda buna karşı alerji görürüz. O yüzden bir hekim hastaya herhangi bir antibiyotik yazacağı zaman, antibiyotiğe ya da penisilin yazacağı zaman bu ilaca alerjiniz var mı diye mutlaka sormak zorundadır. Hı. Eğer öyle bir geçmişte öyküsü varsa hastanın bu o an aklına gelip söylememiş olabilir doktoruna. Evet. Doktor hatırlatınca, "Aa evet, 3 sene önce bana bir antibiyotik verildi, ben fenalaştım." diyebilir. O halde doktor da hemen orada olaya el koyar. Bir alerji uzmanına gidip antibiyotik alerjilerinizin ortaya konması gerekir Hı. diyebilir. Şimdi bizim kuralımız neydi? Herhangi bir ilaca alerjiniz varsa o ilacı bir daha yutulmayacaktı. Evet. Son cümle hocam. Alerjiniz olan antibiyotiği yutamıyorsak başka antibiyotik grupları var. Hı. Onlarla onları alıp alamayacağınızı yine hastane ortamındaki testlerle saptıyoruz. Evet. Ve kullanabileceği alternatif bir antibiyotik saptıyoruz hastamıza. Peki hocam çok teşekkür ederiz Rica verdiğiniz ederiz. değerli bilgiler için. Rica ederim. Olay Sağlık'tan bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.